Ya kardeşim tankla insanları paramparça ediyor ya, kafası kopuyor. Vücudu ikiye bölünüyor. Paramparça ediyor. Çocuk ya el kadar. Kadınlar, kızlar, genç kızlar. Mahvettiler hepsini. Havadan, helikopterden adam serbest ateş diyor. Ben hiçbir darbede dünyanın hiçbir yerinde görmedim böyle bir olay. Darbede halka dokunulmaz ya. Ya darbe rezalet bir olaydır da halka dokunmazlar darbede. Biz 12 Eylül'de yaşadık kardeşim. Gayet nezaketliydi adamlar. Yani kimseye dokunmadılar. Halka ateş etme falan olmadı. Menderes döneminde de öyle. Yani çok korkunç yaptıkları, ayrı adam asmalar şunlar bunlar falan. Vahşet ayrı. Ama yani bu tarz bir operasyon yoktu başlangıç olarak. Yani girer girmez yani. Korkunç bir nefret var. Daha hala aklımda o filmi gördüm. Aklım gitti ya. Yazık, günah. Bu nasıl bir zulümdür ya? Ne yapacaklar şaşırıyor. O demirlerin kenarını sıkıştırıyor. Bütün gücüne bastırıyor. Hepsini ezip geçiyor. Şu azgınlığa bak ya. Helikopterden ateş ediyor. Otomatik silahlar. Altta kim var? Adam umurunda değil. Ya sen Müslümanları şehit ediyorsun. Bir kişiyi öldürmek bütün dünyayı öldürmek gibidir diyor. Bu nasıl bir zulüm ya? Darbecilerin kullandığı F-16'lar Türkiye'nin acil savunma ihtiyacı durumunda bombalı olarak hazır bekletilen F-16'larmış. Düşman atılacak bombayı halka attılar. Ya kardeşim özellikle özel harekat binası, vay alçaklar, vay kahpeler, vay şerefsiz namussuzlar vay. Vay pislik herifler. Ya bu aslanlar, bu koç yiğitler, bu kabadayılar Allah için kendilerini İslam için feda eden insanlar. Allah'a kendini kurban etmiş insanlar. Niye gidip onları bombalıyorsun be kahpe, be alçak? İnanılır gibi değil ya. PKK'ya karşı can siperhane, bütün gücüne savunma yapan özel harekatçıları gidip uykuda yakalıyor. Bizim verdiğimiz parayla alınan silahlar ve düşman için kullanılsın diye emanet ettiğimiz silahla gidip vuruyor. Dünyalar güzeli insanları, aslan gibi delikanlıları mahvettiler. O özel harekat uyuyorlardı. Aslanlarımız uykuda şehit oldular. Ne istiyorsun yani? Bir de bunun mantığı ne? Yani sen bombalı eline ne geçti? Ne geçti eline? Güya korkutacak o Efeler binlerce kere bombalandılar. Onlar ne kar alacaktı senin bombalamanı? Her yerin bomba olsa ne olur ayrıca? Sırf Karadeniz yeter bunlara ya. Diyor ki 250 kişilik infaz listesi var orada. Ne 250'si ne 250 bini. Yani gördüğünü vuruyor adam. Herkesi vuruyor. Yani bütün Türk milletinden nefret ediyor adamlar. Ne 250'si? Ama millet de kabadayı millet. Hiç umurlarına değil. Elhamdülillah maşallah. Zaten sistem korkutmaya dayalı. Adam söylüyor korkutmaya. Bir korkutabilse arkası gelecek. Yani en az 2,5 milyon kişi bunların hedefi. Öyle az boz değil yani. Ya bu kini, nefreti nerenize barındırdınız ya? Bu nasıl bir azgınlık böyle? Asker çocuklar da tir tir titriyor. Onlar da anlamıyorlar. Bizi böyle tatbikat diye getiriyor. Bir de sahtekarlık da yapıyorsun. Söylesene iyi darbeye götürüyorum diye. Bak bakayım ne oluyorsun o zaman. Az önce Habertürk'te darbe akşamı köprüde çekilen resimlerden, videolardan göstermişler. Çok net görüntüler bunlar. Asker tankların üzerine mevzileniyor. Ateş etmek için halk silahsız tanklara yaklaşıyor. Benim milletim çok sıcak tatlı. Yani Mehmetçik benim kendi kardeşim diyor. Asker çünkü çok seviliyor Türkiye'de. Sevdiği için güveniyor. Yani çünkü kendini koruyan bir mübarek varlıktır asker. Birkaç kişi ikna etmek için ilerliyor. Tanktan bak hayvanlığa bak, top ateşi yapılıyor halkın üstüne, top. Bu alenen kahpelik, başka bir şey değil. Bak buna rağmen kabadayılığı, delikanlılığı, milletin tescilli ya, bu mübarek millet yine ilerliyorlar ya. Yine ilerliyor. Bayraklarla tanklara doğru yürüyorlar. Alenen silahsız sivil halka bu sefer otomatik silahla ateş açılıyor. Onlarca kişi şehit oluyor. Yine dönmüyor, vazgeçmiyor delikanlılar. Maşallah maşallah.
Bu tarihimiz içinde görülen en büyük alçaklıklardan bir tanesi. Ben böyle alçaklık görmedim. Yani PKK mesela silahlı askerle karşılaşıyor. Silah. Ya burada silahsız. Mazlum ve seni seviyor. Alçak adam. Kahpe adam. Seni seviyor bilmiyor. Yani seni dost biliyor. İkna edeceğini düşünüyor. Böyle alçaklık olur mu ya? Çünkü Mehmet çıktı bizim askerimiz. Ya ne olacak ben sarılır ikna ederim diyor. Bizi koruyan insanlar zaten diyor. Bizi korumak için canını veren insan diyor. Bütün samimiyetiyle yaklaşıyor ve alçakça makina tüfekle ateş ediyorlar. Bunları böyle ikna eden bu alçak zihniyet nedir? Bu kahpe zihniyet nedir? Bunu öğrenmek lazım.